AK Parti milletvekili adayı Şebnem Bursalı'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Atatürk'lü tepki efendim. Sert bir tepki. Ya istiklal ya kandil. Haberin manşetinde görüyorsunuz. Bunu neden söylüyor efendim AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı? Gazeteci biliyorsunuz Şebnem Bursalı. İzmir mitinginde geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi mitinginde Atatürk'ü ağızlarına bile almadılar diyor Şebnem Bursalı. Daha önce söylemişti, benim kırmızı çizgilerim hiç değişmedi. Vatan, millet, bayrak ve Atatürk. Şimdi de böyle demişti. Bu hassasiyetini dile getiriyor Şebnem Bursalı. Atatürk'ü ağızlarına bile almadılar diyor Kemal Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil HDP ve PKK'nın desteklediği dokuzlu masanın adayı olduğunu bir kez daha gösterdi diyor. Bu seçim istiklal için gayret gösterenler ile istikbalini Amerika'da Kandil'de arayanlar arasındaki bir tercih seçimidir diyor. Bir mesaj veriyoruz dedik ya başkanım. İstiklal için savaşanlarla istikbalini Amerika'ya, Avrupa'ya Kandil'de arayanların arasında olacak bir seçim bu. Ve biz buna asla izin vermeyeceğiz. Cumartesi günü Gündoğdu'daki mitingde buna izin vermeyeceğimizi İzmir'den hem Türkiye'ye hem dünyaya haykırdık. Bunu ispatladık. Şimdi bugün buradan da Gümüldür'den de bu güzel toplulukla birlikte aynı mesajı vermeye devam ediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Ve 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle, sizlerin gayretleriyle biz öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk turda çok rahat, başkanım, vekilim diyor ki 53, ben diyorum ki 54. Artık orada bir iddiaya girdik. Bakalım inşallah kim kazanırsa hep beraber bunu göreceğiz. İlk turda. Sahada birinci bölgede efendim Şebnem Bursalı İzmir'e gelişe heyecan yaratmıştı. Çünkü bir meslektaş olarak da bizi de heyecanlandırdı. Ne kadar çok gazeteci İzmir'de siyaset arenasında olursa bizim açımızdan o kadar iyi. Ama Şebnem Bursalı'nın bir özelliği var. Geçtiğimiz yayında da söylemiştim. Uzun yıllar İzmir'in en büyük gazetelerinden birini yönetti Şebnem Bursalı. İzmir'i de çok seviyor. İzmirli zaten. Aydın, kökeni Aydınlı olmasına rağmen İzmir'de yetişti, İzmir'de çalıştı. Daha sonra Ankara'da ATV grubunun temsilcisi olarak gitti. İzmir'e dönmesi heyecan yarattı. Özellikle gençlerde ve kadınlarda heyecan yarattı. Kadınları, gençleri peşine almış, peşine takmış gidiyor efendim Şebnem Bursalı. Birinci bölgeyi de adım adım dolaşıyor. Müthiş bir ilgi var tabii ki. Müthiş bir heyecan var. O heyecan kendi tabiriyle geçtiğimiz günlerde bizi de ziyaret etti. Kendi tabiriyle bana da geçiyor o heyecan. Sahada gördüğüm heyecan. Gençlere ve kadınlara özellikle pozitif ayrımcılık gösteriyor. Enerjisi de yüksek. İzmir'in sorunlarını da yaptığı görev icabıyla sorunlarına da çok hakim. Nasıl çözüleceğini de aşağı yukarı şimdiden tasarlıyor. Hatta çözmeye de başlamış. Nasıl? İyi bir ekibi var bu arada Şebnem Bursalı'nın, onu da söyleyebilirim. Yalnız dolaşmıyor. Sahada kendisine gelen talepleri, sorunları, vatandaştan gelen talepleri ve sorunları hemen ilgili kurumlara, ilgili bürokratlara, ilgili birimlere iletiyor. Milletvekili adayı olarak. Milletin vekili olarak iletiyor ve çözümünü de ekibi takip ediyor. Yani seçilmeden sorunlara ne kadar duyarlı olduğunu onu da gösteriyor. Dedim ya, kadınların ve gençlerin yeni rol modeli olacak gibi gözüküyor Şebnem Bursalı.
Bir tane daha at. Bir tane daha at. Hadi gel. Hayallerim, mazim ve ben Necip bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmete sahibim. Seçimlerim, hakkım benim, ben söz sahibiyim. Mühürlerim, doğru yolu, AK Parti benim. Hele gelsin oluk oluk Erdoğanlar. Dile gelsin taş üstüne taş koyanlar. Başa gelsin milletine hizmetkarlar. Baka kalsın halka tepeden bakanlar. Tevazuyla samimiyet, gayretle AK Parti. Önce millet.